Herkese merhaba. Merakla beklediğiniz yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Bugün sizler için yine sizin istediğiniz bir modeli inceleyeceğim. Bu modelle tıraş olacağım. Tima. Bunun adı Tima TA777. Yine sizden gelen yorumlardan sonra aldığım bir üründü bu. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi klasik bir tıraş makinesi. 23 TL'ye aldım yanlış hatırlamıyorsam. Hepsi buralar üzerinden satın almıştım bunu. Şimdi çıkartalım bir kutusundan. Bir bakalım. Kutusundan çıkartalım. Şöyle bir İlk defa açıyorum bu arada kutuyu da. Bakmadım bile ne olduğunu içinde. Şöyle bir Rapira diye bir jilet var içinde. Şöyle kırmızı bir kadifemsi ve de plastikimsi bir kutu içinde duruyor tıraş bıçağımız. İlk defa bu videoda açıyorum. Biliyorsunuz böyle sizin söylediğiniz ürünleri almaya çalışıyorum. Özellikle de uygun fiyatlı olanları. Şöyle bir ses çıkartıyor. Bunu koyalım bir kenara. Ses çıkartması sebebi tabii kafasından kaynaklanan bir durum var. Metal bu arada arkadaşlar. Tak 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 ses geliyor şimdi. Şöyle göstermiş olayım. Jilet takalım bir tane içine. Madem ki çıkarttık deniyoruz. Şimdi biliyorsunuz böyle tıraş videoları çekiyorum ben. Sizden gelen talepler oluyor, istekler oluyor. Elimden geldiğince de imkanlar dahilinde almaya çalışıyorum. Bunlarla ilgili bir linkim var. Açıklama tarafında koyacağım. Oradan tıklayıp alışveriş yaptığınızda bana da katkıda bulunuyorsunuz. Böylece ben de bu tarz ürünleri almak için en azından bir kaynak oluşturmuş oluyorum. Alanlar da var, destek olanlar var. Teşekkür ediyorum. Olamayanların da canı sağ olsun deyip şuradan bir açmaya çalışayım. Jileti açmak biraz böyle küçük paketler zorluyor beni biraz. Onu da söyleyeyim. Bu arada canlı yayınlara başladım. Takip ediyorsanız Perşembe akşamları 8'de standart hale getirmeye çalışıyorum. Bugüne kadar kaç tane oldu? 2-3 tane yaptım. Devamı da gelecek. Video sayısını arttırıyorum biraz. Sizden gelen yorumlarla, desteklerle. Şöyle çıkartmayı başardık. Rapira. İlk defa kullanıyorum bu arada. Bilenler varsa yorum yazsın. Hani kullanmış, tecrübe etmiş olanlar. 10 tane varmış içinde. Vallahi iyi yani. Ucuz bir şey herhalde onun kadarıyla. Şimdi çıkartmaya çalışıyorum. Ve çıkarttım. Şöyle bir jiletimiz var. Açalım jileti de. Evet. Tabi burada biraz dikkatli olmak lazım. Çok soruyorsunuz klasik tıraş makinesi mi yoksa böyle hani kartuşlu makineler mi? Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Rus mal herhalde bu. Şurada çünkü Rapira'yı Rusça, bu tarafında Rusça yazıyor. Şöyle göstereyim. Burasında Rusça yazıyor arkadaşlar. Görünüyordur herhalde diye tahmin ediyorum ekrandan. Şimdi klasik tıraş şöyle bir şey arkadaşlar. Klasik tıraş biraz keyif gerektirir. Biraz zaman gerektirir. Normal tıraş gibi kolay değildir. Hızlı yapması zordur. Dikkatli olmayı gerektirir. Ama keyfi daha güzeldir. Bunu söyleyeyim. Taktık. Sıkıyoruz. Evet. Şu anda hazır. Tıraş bıçağım şu anda hazır. Bu sefer ne kullanıyorum? Köpük ve fırça olarak. Şöyle daha önce aldığım Proraso'nun hazırladım ben bu arada bunu. Proraso'nun sabununu ve Wilkinson'un fırçasını kullandım ama hazırladım bu sefer. Bekletmeyeyim dedim size ve bol köpük bakın. Bakın. Diyorsunuz ki köpük az olmuş bilmem ne falan. Artık öyle demeyeceksiniz diye tahmin ediyorum. Bakın bol bir köpük var. Şimdi yüzümü ıslat çıkmamak için ıslatmadım. Yüzümü bir ıslatayım. Hemen karşınızda olacağım. Evet gördüğünüz gibi yüzümü ıslattım, yıkadım. Güzelce böyle. Hazırım şu anda. Bu arada 10 günlük falan sakallarım. Sakallar bayağı fazla. Onu söyleyeyim. Bakalım nasıl olacak bu klasik makine. Klasik tıraşı seviyorum. Size de sevdirdiğimi düşünüyorum. Öyle alan arkadaşlar var. Yazıyorsunuz abi aldık deneyeceğiz falan diye. Ama az önce de söylediğim gibi tıraş, klasik tıraş her zaman uygulanabilir bir şey değil. Neden? Koşuşturma. Hayat zor. Hızlı geçiyor. Hızlı geçerken koşturuyoruz. Koştururken de tabii kartuşlu makineler hızlı tıraş olmamızı sağlıyor. Bunların için birazcık böyle hani köprüyle de uğraşmak lazım. Efendime söyleyeyim. Tıraşıyla da uğraşmak lazım. Dikkatli olmak gerekiyor. Böyle haldır haldır kesemiyorsun. Bakın şimdi hop, ağzımıza kaçtı biraz. Böyle güzelce. Evet, güzelce sürdüm. Vallahi bol bol sürdüm ama. Çünkü burada köpük önemli arkadaşlar. Özellikle de klasik bir makineyle tıraş olacaksanız sıcak su önemli. Hani ben sıcak suda olmuyorum. Aynı şartlarda olsun diye bütün tıraş bıçaklarıyla. Hem de biraz zorluyorum yani tabiri caizse. Evet.
Ama siz böyle güzel sıcak suyla ondan sonra böyle keyfine vara vara bir yüzünüzü yumuşatıp yaparsanız güzel olur. Şimdi ıslatıyoruz ve Tima ile maceramız başlıyor. Hazır mıyız? Evet, hazırız der gidenizi duyar gibiyim. Hadi bakalım Bismillah deyip başlıyoruz. 30 derece bir açıyla kesmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, bilenler bilir. Burada da yan tarafa bakıyorum çünkü orada ayna var. Telefonun ekranından biraz görmem zor oluyor. Şimdi bu tarafını çevirdim. Vallahi güzel aldı yani. Bu tarafını ilk seferde aldı. Şimdi birazcık temizleyelim. Söylediğim gibi biraz dikkatli olmayı gerektiriyor. Klasik tıraş. Kesmeniz çok kolaydır. Şurada kaldı bir parça. Ama keyfi falan daha güzel ya. Kesinlikle daha güzel. O bakımdan hani klasik tıraş mı yoksa kartuşlu makineler mi işte jilet makuç bilmem işte ne bileyim dermatik falan filan mı derseniz pratiklik olarak tabii ki onlar daha pratik. Kesinlikle söyleyeyim ama tıraş zevki olarak bunlar daha güzel. Aceleniz varsa, vaktiniz çok yoksa tabii ki kartuşlu makine önereceğim mecburen. Hoş, bu makinelerle de eğer bir hani belli bir tecrübeye ulaşırsanız hızlı tıraş olabilirsiniz. Ama ben yani gerek yok. Zevkine vara vara. Keyfini çıkara çıkara olmanızı öneririm. Yani aldır aldır koştur koştur tıraşa da gerek yok yani. Bu arada bir hafta 10 gün demedi. Çatı çutur kesti yani öyle söyleyeyim. Çok güzel de oluyor. Bu arada ustura çok söylüyorsunuz. Yapacağım usturayı ama denemem lazım önce. Açıkçası hiç tecrübem olmadı bugüne kadar. O yüzden tecrübe etmeden karşınıza çıkmak istemiyorum. Bir ustura bunlardan da daha tehlikeli öyle söyleyeyim. Çok iyi bir hani el alışkanlığı gerektiriyor diyorlar. Deneyenler varsa yorum yazabilir arkadaşlar usturayla. Yani kendi tıraş olanlardan bahsediyorum tabii. Berbere gidip usturayı tıraş olmaktan bahsetmiyoruz burada. Vallahi oluyor yani çok güzel oluyor. Rahmetli babam böyle bunlarda tıraş olurdu. Öğretmendi kendisi. Daha sonra tabii bizim gençliğimizde bu jilet makışlar falan, sensörler falan çıkınca biz onlara yönelmiştik ama tekrar dönüş yaptım yani şu videolar sayesinde. Ama ben de kartuşu kullanıyorum bu arada. Yani tüm tıraşlarımı klasik makinelerle olmuyorum onu söyleyeyim de. Ya, çok rahat oldu be. Bu arada bunların bir ipucu vereyim. 30 derece açıyla alacaksınız. Yani yüzünüzü 30 derecelik bir açıya, çok dik ya da çok şöyle değil. 30 derece, 40 derece yakın bir açıyla. Yani bunu nasıl ölçecek derseniz göz kararı. Hani metreyle ölçecek haliniz yok da. Ya da gönyeyle falan. Yani çok rahat oldu bu fırça, şey, tıraş jilet de güzelmiş. Açıkçası hafif bir yanma var. Çok hafif bir yanma var. Ama yani neredeyse şey gibi oldu ya. Vallahi makuç falan gibi aldı yani öyle söyleyeyim. Bakalım buralarda bir şeyler var mı böyle. Gayet güzel yani. Hem de kesmedim bak. Şimdi şurada bir alalım.
Şimdi gördüğünüz gibi güzel oldu. Çok hafif bir yanma var. Çok hafif. Ama o soğuk sudan muhtemelen kaynaklı. Sıcak suyla falan olsa elim bunlar donmayacaktı. Bakıyorum. Bayağı sinek kaydı oldu. Hani bir tur daha böyle üstten atsam mesela çok daha güzel olur. Ama bu hali bile güzel. Onu söyleyeyim. Şimdi yüzümü yıkayayım. Tekrar karşınıza geleceğim. Evet. Tima ile tıraş oldum. Vallahi çok güzel oldu. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Tabii böyle yaparsam birazcık böyle tırmalar gibi oluyor. Ama hani bir tur daha atsam güzel olurdu. Ama bu hali bile iyi olmuş. Bence ki 10 günlük sakaldan bahsediyorum. Böyle 2-3 günlük sakalla çok rahat tıraş olursunuz. Öyle söyleyeyim. Ben çok beğendim Tima'yı. Timo'nun birazcık şöyle yıkayalım. Timo'nun TA777. Hem bu ürün var açıklamada linklerde hem de farklı ürünler de var. Onları da hani alırsanız bana katkıda bulunacaksınız. Böyle bir durum söz konusu biliyorsunuz. Bir de puanlama sistemi var benim. Şöyle kenara çekileyim. Aha abone ol çıktı. Puanlama sistemini burada görüyorsunuz. 4 kalpli bir sistem geliştirmiştim ben. Valla çok beğendim ben bunu. Buna 4 kalp veriyorum. En iyi kalbi vermiş oldum. Alın, deneyin, kullanın. Ucuz da. Hani 23 lira bir şey değil arkadaşlar. İçinden 10 tane şey, bıçak çıkıyor. Jilet çıkıyor daha doğrusu. O jiletlerle yani 2 kere bile tıraş olsanız ki ortalama daha fazla olursunuz gibi geliyor bana. Yani 3-4 kere tıraş olsanız 40 tıraş anlamına geliyor. İşte haftada bir olsanız benim gibi. Yani ona göre hesaplayın. Yaklaşık olarak işte 40 tıraş yaklaşık olarak 8 ay yapıyor. Yani daha sık tıraş olursanız ona göre kendiniz hesaplarsınız. Ben çok beğendim. 4 kalbi de verdim burada. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda size Timo TA777'yi inceledim. Çok güzel bir tıraş bıçağı olmuş. Klasik zamanı olanlar, vakti olanlar biraz böyle keyif için ben tıraş olayım ya diyenler için şiddetle öneririm. Acelesi olanlar da belli bir süre kullandıktan sonra aslında hızlı tıraş olabilirsiniz. Çok daha acele derken hani yavaş oluyorum derken işte gördünüz yani şu gerçek zamanlı yaptığım bu kaydı. Şu an kayıt 12 dakika gösteriyor. Hani konuşmasını konuşmasını çıkartırsa 7-8 dakika tıraş oluyorsunuz. Hani kartuşlu bir makinede ben 4-5 dakikada oluyorum. Hani öbürü çok yavaş derken yarım saat sürmüyor yani tıraşı. Ona göre kendiniz hesaplarsınız. Hatta biraz daha tecrübe kazanın. Çok daha hızlı olursunuz. Güzel bir ürün. Öneriyorum. Araştırın. Bakın. Görün. Ya, ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum bir şeyler olabilir. Hemen yorumlarda yazın. Hepsini değerlendiriyorum. Elimden geldiğince yanıt vermeye çalışıyorum. Veremedim olursa da birbirinize yanıt veriyorsunuz. O da güzel oluyor. Videonun içinde söyledim. Bir kez daha hatırlatayım. Perşembe günleri canlı yayınlar başladı. Oraya da gelin sohbet edelim, muhabbet edelim. İlk canlı yayını geçen hafta değil de 16 Eylül'de yapmıştım. Evet ilk canlı yayını. Ondan sonraki o canlı yayında konu yoktu. Bundan sonraki de konu olacak. Konulu olarak devam edeceğiz. Her canlı yayında bir konu üzerinden ilerleyeceğiz ama siz başka konularda da sorular sorup katkıda bulunabilirsiniz bu canlı yayınlara. Bekliyorum hepinizi. Perşembe akşamı 8. Söyleyeyim bir kez daha. Sonra duymadım. Haberim yoktu. Olmasın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bakın burada yazıyoruz. Abone ol diyoruz. Siz de lütfen abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda benim Instagram ve Twitter gibi şurada bir yerde çıkacak. Sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir tıraş videosunda, farklı bir teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.